başörtüsü ve aile yapısına ilişkin anayasa değişikliği biraz önce Esra'nın da dediği gibi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. Şimdi genel kurulda bekleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı dün Habertürk yayında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Gündemden bir tanesi, sorulardan birisi de bu konuyla ilgilidir. Başörtüsü için anayasal düzenlemenin meclise kabul edilmemesi halinde Sayın Yazıcı diyor ki bu referanduma gidecek. Muhalefetin bu konuyla ilgili önerileri için de şunları söylüyor. Sorunu çözmüyor, başkalaştırıyorlar. Ayrıca bir de AK Parti'de bir 3 dönem kuralı var biliyorsunuz seçimlerde. Hayati Yazıcı bu kuralın da değişebileceğini işaret etti. Yasa olmamasına rağmen fiili durumla, duruşla bu yasak uygulandı. Eğitim öğrenim hakkında yoksun bırakıldı. AK Parti döneminde yapılan düzenlemeyle başörtüsü sorununun çözüldüğünü söyledi. CHP'nin teklifi geçmişte yaşananlar tekrar edebilir kaygısı uyandırdı dedi. Bu şunu çağrıştırdı. Daha önce yaşanmışa benzer fiili durumlar avret edebilir kaygısına yol açtı. Bunun güvencesi yer alacağı düzey anayasa olması lazım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Habertürk yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Muhalefetin getirdiği çözüm, yani getirdiği teklif, başörtüsü sorununu çözer miydi Türkiye'de anayasal düzeyde? Başörtüsü sorununu çözmüyor, başkalaştırıyordu. Başörtmek din ve vicdan özgürlüğünün gereğidir. Dolayısıyla metinde dini inancı gereği ibaresi yer alıyor. Onlar bu ibarenin metinden çıkartılmasını istiyor. Yazıcı teklifin mecliste kabul edilmemesi halinde referanduma gideceklerini söyledi. Genel kurulda oylama gizli yapılacak. Milletvekilleri vicdanlarına danışarak oy verecek veya vermeyecek. Gücümüz kadar iş yapmakta yükümlüyüz. Milletin bize verdiği güçte bu kadar yapmış olabileceğiz. Şayet kabul edilmezse. O zaman da biz bunu millete taşırız. AK Parti tüzüğündeki 3 dönem kuralı da soruldu yazıcıya. Buna takılan 50 küsür dolayında arkadaşımız var. Ben takılıyor muyum? Ben takılmıyorum. Yani Sayın Binali Yıldırım da takılıyor deniyor, o da takılmıyor. 3 dönem peş peşe milletvekili olamaz. 3 dönemden sonra ara verdikten sonra tekrar aday olabilir. Dogmatik derecede bir katılığımız yok. Merkez Karabiye Yönetim Kurulu'nun bu konuları değerlendirip ona göre rota çizeceğinin yolunu açmışız.